Aksaray'ın ekranı Belediye TV Haber Merkezi'ne hoş geldiniz. Yeni günde yeni gelişmelerle karşınızdayız. Aksaray Belediyesi tarafından kitapseverler ve özellikle çocuklar için yaptırılan Aksaray'ın tek kitap kafesi Cemalettin Aksaray Bilgi Evi hizmet vermeye başladı. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgın'ın en güzel projelerinden bir tanesi olan Bilgi Evi her yaştan okuru ağırlamaya başladı. Bilgi Evi projesine özellikle çocukların üçüncü adresi olacağını belirten Başkan Yazgı, çocuklarımızı sokağın olumsuz etkilerinden kurtarmak, ev ve okulla birlikte onlara güvenli bir ortam oluşturmak amacıyla oluşturduklarını söyledi. Kitapseverler resmi açılışı yakın bir tarihte yapılacak olan Cemalettin Aksaray Bilgi Evi'nde kütüphane üyeliğiyle ödünç kitap verme hizmetinden faydalanabilirler. Bilgi Evi'nde şu anda Türk ve Dünya Edebiyatı'ndan 2500 seçkin eser bulunuyor. Aksaray Belediyesi'nde faaliyet gösteren Akmek Merkezi'nde 245 kursiyere verilen kağıt rölyef kursunda kursiyerler çalışmalarıyla harikalar yaratıyor. Belediye bünyesinde hizmet veren Akmek Merkezi'nde verilen kağıt rölyef kursu, aynı fotoğrafın üzerindeki detayların kesilerek 10-12 katman halinde üst üste yapıştırılmasıyla oluşturulan çalışmalardan oluşuyor. Bize aynen terapi gibi oldu bizim yaşımızdakiler için bilhassa. Ben torunlarıma yapıyorum, kızlarıma yapıyorum, kendime yaptım. Çok faydalı benim için, bizim yaşımızdakiler için. Yani yaşadığımızı hissettik. 50 yıldır ben elime kalem almamıştım ama buraya gelince gerçekten yani o kadar iyi hissettim ki kendimi. Ben psikiyatriste gittim, bu kadar tedavi olamamıştım gerçekten. Belediye başkanımıza da bize bu imkanları sağladığı için çok çok teşekkür ederim. Fotoğrafların üst üste yapıştırılmasıyla resme 3 boyutlu bir görünüm sağlandıktan sonra çiçek, yaprak gibi materyaller yapıştırılarak da resimlerdeki gerçeklik arttırılıyor. Psikiyatri destek alıyordum. Desteği bıraktım kursa geleli. Yani haplarımı da bıraktım, her şeyimi bıraktım. Başta eşim çok memnun. Bu kursa geldiğim için, çünkü psikolojim düzeldiği için. Belediye başkanımıza da çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun Canan hocama, Şerif hocama, herkese ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Kurs hocası Şerife İnci, kağıt rölyef kursunun en önemli özelliğinin fotoğraflarda oluşturulan derinlik algısı ve üç boyutluluk olduğunu ifade ederek çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Rölyef Aksaray'a 5 sene, bu 5. senem, 5 senedir rölyef kurslarında çalışıyorum. Ben geldiğimde Aksaray'da yoktu, bir akmek bünyemizde dağıldı. Kurslarımızı öğrencilerimizin, kursiyerlerimizin sayısı çoğaldı ve çoğaldıktan sonra iki hoca olduk. Ve iki hocamızın da kurs sayımız 241 öğrencilerimiz var. Şubelerimiz var. Benim geldiğimde tek şube vardı ama şimdi Allah izin verirse 4. şubemizi açacağız. Selimiye şubemiz açıldı, ADS şubemiz var, ayrıyeten bir akşam kursumuz var, karma eşleriyle geliyorlar, çalışan kursiyerlerimizin istek üzerine açıldı o şubemizde. Kursiyerlerimizin neye faydası olarak düşünürsek çok faydası var her yönden. Yani maddi yönden, eğer maddi yönden faydası olan kursiyerlerimiz satıyor, kendine kazanç sağlıyor. Hediye yapıyorlar, torunlarına yapıyorlar, kızlarına yapıyorlar, arkadaşlarına yapıyorlar. Ama tek bir de çok güzel bir özelliği var ki, bu her kurs adına geçerlidir büyük ihtimal, terapi. Yani normalde benim öğrencimin gerçekten yani sayısı o kadar böyle terapiye gidip ilaç kullanıp bırakan hocam yani çok güzel geldi bu bana, hiçbir şeyi düşünmüyorum, çok rahatlıyorum diyen öğrencilerim sayısı çok yani. Tabii keyfi gelip de ortamı çok seven öğrencilerim de var. Bazen mesela sadece kağıt yapmak için geliyorum ama ortam da çok güzel hocam diye çok memnun olup dileklerini de iletiyorlar. Müdürlerimize iletiyorlar, bana söylüyorlar. Belediye başkanımızı
Yani çok çok teşekkür ediyoruz. Bize önem verdiği için, bu şubeleri açtığı için ve çoğalttığı için ellerinden geldiği kadarıyla bizleri hani rahat ettirmeye çalışıyorlar. Başkanımız olsun, müdürlerimiz olsun, hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Aksaray artık tanınırlık ve kimlik sorununu aşıyor, kabuğunu kırıyor. Özellikle dizi ve film yapımcılarının iddialı isimleri Aksaray'ı ziyaret ediyor. Aksaray dizi ve sinema sektörünün gerek konu gerekse mekan açısından gözdesi oldu. Daha önce Patron Mutlu Son istiyor, Somuncu Baba Aşkın Sırrı, Kapadokya'da Aşk Başkadır, Kayıp Köy Helak gibi dizi ve film çekimlerine ev sahipliği yapan Aksaray, tarihi ve kültürel yapısıyla dizi ve film çekim ekiplerinin ziyaretçi akınına uğruyor. Bu tür organizasyonlarda Aksaray'ın çekim merkezi haline gelmesinde ise kentin tanıtımına büyük çaba harcayan Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'nın emeği büyük. Bu girişimleri destekleyen Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, sektör temsilcilerini ağırlayarak dizi ve film yapımcılarının sadece tanıtıma değil Aksaray ekonomisine de katkı sağlaması için çalışmalarını sürdürüyor. Film ekiplerinin kente gelmesi, konaklaması, figüranlar, oyuncuların kentte kısa da olsa yaşadıkları ve bunların medya tarafından haberleştirilmesi şehir için çok önemli. Bugüne kadar yeterince kendini göstermemiş ya da gösterememiş Aksaray, Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı dönemiyle birlikte çeşitli festivaller, fuarlar, özellikle televizyonların belgesel ve haberlerde Aksaray'ı işlemesi, kentin ulusal medyada kendine daha çok yer bulmasıyla tanıtıma büyük katkı sağladı. Aksaray önümüzdeki aylarda çekimleri Aksaray'da yapılacak çok iddialı bir sinema filmine daha ev sahipliği yapacak. Aksaray Belediyesi Türkiye'nin ilk milli çizgi film kahramanı olan Pepe'yi tiyatro oyunuyla çocuklarla buluşturuyor. Sadece çocukların değil 7'den 70'e herkesin dünyasının sevgi dolu bir parçası haline gelen Pepe, şarkılı, türkülü ve eğlenceli oyunlarıyla çocuklara ve çocukluğunu özleyenlere Aksaray Kültür Merkezi sahnesinde unutulmaz bir gösteri sunacak. 21 Ocak Pazar günü 3 seans olarak saat 11, saat 13 ve saat 15'te Aksaray Kültür Merkezi'nde sahnelenecek çocuk tiyatrosu Pepe oyununa 7'den 70'e herkes davetlidir. Kredi kartlarını internet alışverişinde kullananların dolandırıcılıktan korunması için çıkan yasayla birlikte internet alışverişinde kartlarınızı kullanmak istiyorsanız efendim ona için 31 Ocak son gün. Kredi kartıyla internet üzerinden alışverişlerde kullanıcı onayı zorunluluğu getiren uygulamanın süresi 31 Ocak'ta bitiyor. Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu Başkanı Mehmet Ali Akben, internetten kartla alışverişe onay süresinin 31 Ocak'ta sona erdiğini söyleyerek, kullanıcıların bu tarihe kadar bankalarına onay vermediği takdirde kredi kartlarını online alışverişte kullanamayacaklarını hatırlattı. 1 Şubat 2018 tarihinden itibaren kredi kartıyla yapılacak alışverişlerde artık müşteri onayı gerekecek. Kart sahipleri bankalarına bildirimde bulunmadığı takdirde online alışveriş yapamayacak. Artık kart sahipleri açıkça talep etmediği sürece bireysel banka kartları ve kredi kartları elektronik ticaret işlemlerine kapalı olarak üretilecek. Kredi kartına internet alışveriş onayı vermek için ise bankayla iletişime geçmek gerekiyor. Kullandığınız kredi kartının bağlı olduğu bankanın müşteri temsilcisiyle iletişime geçerek kredi kartınız için internet alışveriş onayı verebilirsiniz. İkinci bir seçenek ise bankanın online işlemler sistemine giriş yaparak kredi kartınıza internetten alışveriş onayı alabilirsiniz. Aynı zamanda bu iki seçenek haricinde banka şubesine giderek de kredi kartınıza internetten alışveriş onayı alabilirsiniz. Sevgili seyirciler, Aksaray'ın ekranı Belediye TV'de haberleri izlediniz. Bir sonraki haber bültenimizde tekrar görüşmek ve buluşmak dileğiyle sevgiyle kalın, hoşça kalın.